Evet, hoş geldiniz arkadaşlar videoya. İyi, açıldı hepsi. Evet. Burası ne işe yarıyor? Ibn Fahd Sanctum. Fahd'ı söylemesi zor. Sanctum easy. Burası çok iyi bir yer. Buranın görevini ne zaman açtıysanız platinyumlarınızı biriktirip buraya gelmenizi diliyorum. Çünkü burası çok sağlam bir yer. Burada hasarınızı o kadar çok yükseltebiliyorsunuz ki tabi burası, yani ben nerelere götürdüm, kiminizin gözleri yaşarabilir, kusura bakmayın. Nilfurs Precision Rank 13 yaptım. Tarrasha's Authority, ona getirdim. Çok sağlam. %80 damage ekliyor. Bunların hepsini yükselteceğim birazdan zaten. Resistance, Rank 10'da bıraktım onu. Life'ı 11'e getirdim. Gördüğünüz gibi Life 11. Bu Armor Penetration, bunu Armor Penetration ile Armor veriyor zaten. Bunu 13'e getirdim. Bu en çok önemli olanı. Damage, bunu da yükseltmek istiyorum 13'e. Hem hasar ekliyor hem can ekliyor yani. O yüzden iyi. Potensiyi 5'te bıraktım. Potensiyi pek yükseltmedim. Potensinin işte diğeri de 5'te bıraktım. Ama armoru 9'a kadar getirdim. Çünkü armorum çok düşük ve Hell 3'te çok armora ve çok vitality'ye ihtiyacınız var. O yüzden armoru yükselttim. Onun videosu da gelecek zaten. Şimdi bunlar nereden düşüyor? Garnet, Safir, ondan sonra Barley. Bunlar nereden düşüyor? Bunları anahtarla açıyorsunuz. Şuradaki anahtarlarla açabiliyorsunuz. Bir de platinyumla açabiliyorsunuz. O yüzden mecburi para harcamak zorundayım. Yoksa yani çok uzun sürecek ve karakterimin biraz hasar ihtiyacı var. Çünkü ben Hell 3'te benim Türk arkadaşlara, Türk klanındaki kişilere yardım etmek istiyorum. Çoğu kişi de para harcayamıyor, harcamak da istemiyor. Çünkü free to play olduğu için kimisinin durumu müsait, kimisinin durumu müsait değil. Yanlış anlamayın, sizleri rencide etmek için falan değil. Daha henüz benim yani bunları da düzelteceğim işte. 45 paragona geldim miydi eldiven geliyor. Ondan sonra amulete kasmaya uğraşacağım tabii. Onlarla da uğraşacağım. Yalnız bu aralar paragon kasmayı çok yapın. Hele de Mount Zavain'e gidin. Beni orada göreceksiniz. Tabii Arch serverinde, Ancient serverindeyseniz beni orada illaki görürsünüz. Buyurun gelin. Partimde kimse yoksa sizi partime alırım ve experience kasarız arkadaşlar. Umarım bu video sizlere çok yardımı olur ve yani Sanctum'daki şeylerin puanlarını buradan topluyorsunuz. Buraya puanınız da olmasa girin, buradan keyleri toplayın. Platinyumunuz olduğunda veya anahtarınız olduğunuzda açarsınız. Buradan bak birazdan göreceksiniz. Ben videoyu kapatacağım sesini ve sizlere videomu paylaşacağım. Umarım anahtar düşer ve siz de görürsünüz. Bakalım. Şunu kapatayım ses mikrofonunu. Ondan sonra İşte gördüğünüz gibi 3 tane aspirant key attı. İşte bunu diyorum ve çok iyi bu key'lerin düşmesi.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi chestler bunlar. Bunların içinden çıkıyor yani. Free dediğine bakarsanız bir tanesini açıyorsunuz. Öbürleri free değil zannettiğim kadarıyla. Keyli. İlkinden zaten ilkini açtığınızda gördüğünüz kadarıyla çok az düşüyor. İkinci odaya geçtiğinizde daha da çok düşmeye başlıyor. En sonuncu chest'i de açtık. Bir tane daha kaldı. Şunu da açalım. Ondan sonra zaten daha da çok artıyor onların şeyleri. Tabi hepsini açacaksınız bunların. Yani anahtarınız varsa anahtarlarınızı biriktirin yani. Buraya sürekli girin. Eğer illa açamıyorsanız, platinumunuz falan yoksa, açamasanız bile girip içerideki yaratıkları kesip anahtarları düşürtüp öyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kadar işte, seviyesi yükseliyor gittikçe. Eğer sonuna kadar gidip de en sonunu da açarsam, bu arada çok da sevinçliyim bu arada. Bunu da paylaşıyorum ki siz de görün. En son kutuyu da açmanız gerek, yoksa kapı açılmıyor. Mecbur yani onu da açmanız lazım. Ya bir taneyi bırakayım, ötekileri de daha çok düşüyor değil. Öyle yapmışlar ki çok enteresan. Çant şeylerin hepsini açtıktan sonra yani buraya gelebiliyorsunuz. Aibeng Fang buradan düşüyor. Bu Sanctum'dan düşüyor. Yani burayı temizlemeniz lazım. Onun taşını istiyorsanız. Yani zannettiğim kadarıyla ya 3'ten ya da 4'ten, 2'den düşüyor ikinci kapıdan. Buralardan da düşebilir. Bu üçüncüden de düşebilir. O yüzden temizleyebilirseniz iyi olur. Ben size şöyle söyleyeyim. Aiben Fang'ın şeyi, runesi çok önemli çünkü. Sizi taktığınızda üstüne puan vermezseniz bile ne, yani stat ekliyor. Yani bu oyunda %1 stat demek çok iyi bir şey demek yani. O yüzden es geçmeyin derim ben size. Şimdi anahtarım gitti. Gördüğünüz gibi şey istiyor benden. Ben de evet diyorum. Umarım şey yeter. Galiba şu tarafa gidiyoruz. Kapı açıldı. Aynen, kapı açıldı. Evet. Sonuncu da chest burada anladığım kadarıyla. Sonuncu kapı. Aynen, burası sonuncu kapı. Keşke key atsalar ya. İyi olur. Evet, işte bu kadar. Sonuncu yaratığı da keselim. Sonuncu kapıdan düşenler bu şekilde. Yani açıldı mı? Burayı da açtıktan sonra umarım hepsine yeter benim puanım. Bakalım kaç K'mızı yiyecek? Bizde şu anda 29.189 tane var. Videoyu bir daha paylaşayım. Artık anahtarınız yoksa platinyumden gidiyor çünkü. İşte gördüğünüz gibi. Bakalım kaçar tane götürecek. 1500 tane. Evet. 1700 tane. 1800 tane. 2000 alıyor. Ve son kutu açılıyor. Burası da en sonu işte. Bunu da açıyorsunuz, topluyorsunuz o hepsini. Evet, bakalım ne kadar birikmiş. Şunları da toplayayım şöyle. Hepsi bitti. O son kutuyu da açtıktan sonra hepsi o kadar. Başka hiçbir yer yok yani. Yani 10K almış. Öyle söyleyeyim. Anahtar harcamış mı? Yok. İyi. Anahtardan karımız var o zaman. Yani anahtarı almaması ne kadar iyi bir şey. Evet. Geldik en can alıcı yer. Evet, ne demiştim ben? Bakayım bir. Hasar, bunu yükselteceğim. Ama bunu da çok istiyorum ya. Yani ama hasar da çok önemli. Hasar şeyde önemli. Challenge Rift için önemli. Armor Penetration şimdilik idare eder beni de. Yani 351 ekliyor gördüğünüz kadarıyla. Aslında onun yani kaçıncı seviyede?
126 levelde. Aslında bunu 20 ranka getirip şey pardon 25 ranka getirip bırakmayı düşünüyorum. Ondan sonra. Ama bunu bir hele ona kadar bir götüreyim bakalım ne olacak. Evet, hayatımız da yükseliyor bu arada. Can burada olduğuna göre 440 daha ekliyor. 11 rank. Zaten bir 300 daha verdi mi 12 oluyor. İşte buyurun. Evet, bunu bitirdik. Gel gelelim. Armor Penetration. Seçim. Damaç mı? Aslında damaca gelsek en sonunda ona geleceğiz değil mi? Maalesef öyle olacak. Resist mi, life mı? Hadi bakalım kolay gelsin. Armor da çok önemli çünkü demiştim ya. Bence yani 13 levelde şimdilik kalsın hasarımızı yükseltelim. Bir tane daha veriyoruz. Level 13 oluyor. İyi. Fena değil. 13 level 104 damage çekledi. Güzel. Gel gelelim şimdilik. Armorumuzu yükselteceğiz. Evet. bir level fena değil. Geriye kalanı hangisine versek daha makbul olur? Resist var, potensi var. Resist potensi ikisi birlikte. Bunu da yükseltmem gerekiyor bir ara. Mecbur rezistansımızı yükselteceğiz. Bence onu da ona vermemiz iyi oldu. İşte gördüğünüz gibi statlar biraz balans oldu bence bu şekilde. 13 rank Nilfurs Tarasha 13 Guild of the Nameless 11 level oldu rank. Nortraz Knowledge 880 life. Bunu biraz yükselsek aslında life da fena değil. Ama armor penetration bence onu da yükleneceğiz bir ara. Bence hepsinin leveli iyi bir seviyede. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar iyi oldu? Bence çok çok güzel oldu. Yani statlarımız yükseldi. Biraz daha yükseldi. Bence harika. Critical chance. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere bir fikir vermiştir. Tabii bu taşları toplaması şöyle söyleyeyim. World Boss'lardan düşüyor bazıları. Bazıları da bir tanesi Rift'ten düşüyor. Hangisi? Hatırladığım kadarıyla şu. Galiba bu Rift'ten almıştım bunu. Level 10 Rift'i yaptıktan sonra veriyor. Şunu Ancient Nightmare boss'unu kesip alıyorsunuz. Şu galiba Blood Rose'dan düşüyor. Tahmin ettiğim kadarıyla. Bunlar da bir yerlerden düşüyor ya, bilmiyorum artık. Bakıp yani araştırıp tekrardan şey yapmak lazım. Ekran paylaşımı yapmış mıydım? Hatırlamıyorum da. Yerlerini bulmak lazım tekrar. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Umarım size bir güzel bir fikir vermiştir. Yani biraz da statlarını yükselttim. Şunları değiştirmek istiyorum. Mitik yapacağım bazı itemleri de. Bunların 3 statlı olmadığı için yapsan ne yapmasan ne. Mesela bu. Çok düşük statları var. Mesela eldiven, ayakkabı. Bunların
amuletin de statlarını yükseltmek gerek. Şunları starlar. Bunları en azından eldivenle yüzüklerin videosunu da yapacağım zaten bir ara. Bakalım nasıl olursa artık. Neyse. İyi seyirler sizlere. Teşekkür ederim videoya geldiğiniz için. Umarım bu sizlere bir güzel bir fikir vermiştir. Cidden çok içtenlikle söylüyorum. Çünkü kolay değil karakterinizi bir seviyeye götürmek. O kadar çok şey istiyor ki yani her şeye bir şey istiyor ve kolay değil combat hasarını yükseltmek. Ben ilk başta oynadığımda 100 lira verip 100 sterlin verip hemen yükseltirim diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. Oyunun içine girdikten sonra görüyorsunuz. Zaten o kadar para ödedim. İlk şeyde questlerden hiçbir tane doğru düzgün adam gibi gem düşmedi. O yüzden şansa bağlı çoğu. Yani öyle söyleyeyim.